Efendim, daldık kusura bakmayın. Elazığ'ın, Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın mutfağından hepinize mutlu huzurlu günler. Senemizin 2020'nin ilk programında değerli izleyenler. Haftamızın üçüncü günü, çarşamba günümüzde ve 2020'nin ilk gününde hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler diliyoruz efendim. Böyle programa nasıl gireceğimizi şaşırdık birdenbire ekranda kendimi görünce değerli izleyenler. Evet, bugün ilk bölümümüzde çok kıymetli diş hekimimiz Mizgin Karagöz hocamız bizimle birlikte olacaktı. Yalnız ani bir taziye sebebiyle aramızda olamayacak. Buradan da kendilerine dedesi vefat etti hafta sonu. Başsağlığı diliyoruz değerli izleyenler. Allah rahmet eylesin diyelim dedesi için ve başları sağ olsun. Allah kalanlarına uzun ömürler versin efendim. Ve ikinci bölümümüzde, programımızın ikinci kısmında her zaman olduğu gibi çok kıymetli avukatımız Ahmet Faruk Çikioğlu bizlerle birlikte olacak. Farklı konuları ele alıyoruz biliyorsunuz hukuki açıdan. Ekran başına davet ediyorum tüm ilgilileri, hukuki işlemleri olanları, sorularınızı özellikle bekliyoruz değerli izleyenler. Ama ana temamız ne her zaman olduğu gibi yemeğimiz ve birlikte yapacağız zannediyorum şefimle bugün. Ne yapacağımızı da ben de bilmiyorum. Gidip kendisine öğrenelim. Hem ismini, yemeğimizin menümüzü, hem malzeme listesini, hem de tarifini birlikte öğrenelim değerli izleyenler. Evet şefim, iyi seneler. Evet Milat Bey, iyi seneler. İnşallah bu 2020 hem memleketimize hem bize, ülkemize bolluk, bereket, sağlık, mutluluk getirir diyorum. İnşallah hepimizin ümidi o yönde zaten. Sen hemen yemeğe girişmişsin vallahi. Tabii yumuşatacağız zor önce. Zor yemek bugün öyle mi? Tabii. Değil mi? Evet. Biraz meşakkatli. Şöyle bir menümüzü öğrenelim değerli şefimizden. Birlikte bugün sohbet edeceğiz yemek yaparken konuşacağız. Üzerimize de bir şey düşerse yoğurma dedi ama yoğurma yapamayacağımı biliyordum. Yani bayağı ısrar ettim. Yok dedi. Kesinlikle evet. Bana verme. Yoğurmayı beceremiyorum niyeyse. Ama çiğ köfteyi yoğururum yani ona benzemiyor. İşte bunu da çiğ köfte değil, olarak değil. Düşünün. Hiç kandıramazdım. Bir erkek gücünün olması daha mantıklı bence. Ya. Ne yapacağımızı bir söyleyelim. Tabii. Mukaşerli köftemiz var. Mukaşerli köftemiz var. İkincisi. Ve yalancı işli köfte. Ve yalancı işli köfte. Bugün evet. Yapacağız efendim 2020'nin ilk yemeği olarak, ilk günün olarak. Mukaşerli köfteyle başlayalım. Başlayalım. Bakalım neymiş malzemeleri değerli izleyenler. Mukaşerli köftemiz. Mukaşerli. Mukaşer, evet. Buyurun. Mukaşerli köftemizin malzemeleri 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı haşlanmış nohut ya da mukaşer, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı reyhan, tuz, karabiber, aldığı kadar un. Sosu için ise 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 kase domates sos, tuz, karabiber ve maydanoz. Mukaşerli köftemizin malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı haşlanmış nohut ya da mukaşer, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı reyhan, tuz, karabiber, aldığı kadar un. Sosu için ise 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 kase domates, tuz, karabiber ve maydanozumuz var. Evet, bir deneyimiz var efendim. Yalancı işli köfte. İşli köfte. Esakçısı olsa daha iyi olur. Esakçısını yaptık ama. Yaptık tabii evet. Evet, yalancı işli köfte efendim. Onun da malzemelerini yalancı görelim. Yalancı işli köfte. İçi gerçek, dışı yalan diyoruz. Evet, içi gerçek doğru. Evet, yalancı işli köftemizin malzemeleri içi için 4-5 adet kuru soğan, 400 gram orta yağlı kıyma, 300 gram tereyağı ya da margarin, birkaç kaşık tereyağı ekstra olacak, yarım çay bardağından bir parmak fazla su, 2-3 avuç iri çekilmiş ceviz, tuz, pul biber, karabiber. Dışı için ise şimdi soğan yazdık ama soğan kullanmayacağız. O yüzden kullanacaklarımızı söyleyelim. Yarmamız, bulgurumuz, tuzumuz, unumuz olacak. Neyi kullanmayacağız anlamadım ben. Kuru soğan yazdık ama tercih edenler için. Dışı için mi? Evet. Heh. Kuru soğan kullanmayacağım. Yarma, bulgur, su ve un diyelim. Bir de tuz. Niye kullanmayız? Dağıtır diye değil mi? Yok, onu da kullanabilir ama zaten içinde var bulgur olacak gerek yok et olmadığı için. Tabii. Yarma tutacak zaten. Doğru, yarma onu daha. Ama hani tutalım. Kullanırlar. O yüzden yazdık ama biz kullananlar var evet doğru. Evet şefim ilk bölümde beraberiz. Evet. Şimdi dilersen mukaşerli köfteyle mi başlıyoruz? Bu işi köfteyle başlıyoruz. Rendeleyin. Tamam rendeleyin. O olur tamam. Elimi yıkamıştım zaten. Tamam. Birlikte olacağımız için. Hemen şöyle kolları sıvazlayayım tamam. Değerli izleyenler.
Bediye, ben yemek yapınca Bediye çok gülüyor. Yani niyeyse bilmiyorum. Bediye bana mı yakıştıramıyorsun? Vallahi mı? Demek ki yakıştırıyor. Vallahi ha, yakıştırıyor demek ki, doğru. Efendim şöyle hemen birlikte yapacağız. İkinci bölümümüzde değerli izleyenler biliyorsunuz çok kıymetli avukatımız Ahmet Faruk Çikoğlu değerli hukukçumuz bizlerle birlikte olacak. Hangi gözüyle şey yapayım şefim? Buradan. Evet, tamam. Geri tarafıyla yapalım. Çok değerli, çok önemli konuları ele alıyoruz hukuki açıdan biliyorsunuz. Hukuki işlemleri, hukuki meseleleri olan izleyicilerimizi ekran başına davet ediyoruz özellikle. Sorularınızı bekliyoruz. Hani cesaret edip bir avukata gidip danışamayanlar özellikle hukuki işlemleri olup da ya da davalar olup da danışamayan insanların o konuda çok faydalı olacak. Bence de. Yani gerçekten gerçi hiçbir avukatımız Elazığ'ımızda ki bunu biliyorum danışma ücreti talep etmiyor. Diğer illerde genelde bu konularda danışma ücreti talep ederler ama Elazığ'ımızda Elazığ'daki hukukçularımız bu konuda çok iyi niyetliler ve kesinlikle halkımızın yardımına bir koşmakta. Yüksek miktarlar talep ediyorlar diye biliyorum. Özellikle evet, evet. Batılarda. Evet, batı şehirlerde doğru. Evet. Şimdi ben nohutumu çekiyorum. Mukaşerli yapacağız şu an köfte. Ne yapıyoruz şimdi şefim? Şimdi yani siz ben soğanı rendeliyorum. İşi köftenin içi için. Hayır. İşi köftenin içini yaptık biz. Hazır. Aa, evet. Ama anlatalım ne yaptığımızı. Onu anlatıyorum. Metremiz var mı? Şu an hayır. Şu yok. An orada değiliz. Tamam. Mukaşerdeyiz. Mukaşerli köftedeyiz. Evet, evet, ona geçince. Şimdi mukaşerli köftemiz için ne yaptık? Bulgurumu ıslattım. Birazdan tam yumuşayacak. Yumuşayınca işlemleri anlatacağım. Tamam. Siz onu rendeleyin. Daha sonra bir kenarda da domatesleri rendeleyeceksiniz. Tamam. Domatesle mi rendeleyeceğiz? Tabii. Olur. Onu sos olarak kullanacağız. Tamam, bunlar da var. Ama yoğurma işlemi en sevmediğim işlem. Yani niye bilmiyorum. Neyse, bir dahaki sefere yoğurturuz artık, yapacak bir şey. Peki. Şimdi ben işlemlerimi teker teker anlatacağım birazdan. Tamam. Şu anda değerli izleyenler büyük bir zevkle soğan rendeliyorum. Şimdi. Ama soğanımız acı bir soğan değil değil mi? Aa, ben niye, bana acı gelmedi. Yoksa ben etkilerdi yani. Yani yok, siz iyi dayanıyorsunuz ya. Bilmiyorum. Hı? Hadi. Evet, belki benim gözlerim bu bayağı bir bilmiyorum. Yaşardı. Şimdi ben bulgurlarımı ıslattım, yumuşattım. Hı. Nohutumuz, bir su bardağı haşlanmış nohutumu ya da mukaşerimi. Bayağı sulu bir soğanmış yalnız ha. Tabii, onun suyunu sıkacaksınız. Değil mi? Ben sıkacaksınız. Evet, çok sıkacaksınız. Rendelediniz. Yapan kişi devamını getirmeli. Tabii, doğru söylüyorsun. Onu devamını bitirmeli değil mi? Tabii ki. Yarım bırakmayacaksınız. Bence de. Işi. Bence de. Başka soğanımız yok. Herhalde bu kadar yeterli. Yeter. Sıkarak bunun içine ilave edelim. Tamam. Şimdi ben nohutumu da ya da haşlanmış mukaşar da koyabilirsiniz dedik. Şimdi nohutumu çok iyi çekmediği için biraz yoğurayım ki ezilsinler. Ne diye bana hiç bakmıyorsun ya. Bir önlük de vermedin. Bak üstüme baş. Tamam olsun. Şimdi kırmızı var mı Bedriye? Kırmızıyı özellikle aldım. Ne var yani? Kırmızı giysen mi olur? Ben öyle bir şey aramam ki. Kırmızı görmekte giyerim. Tamam, o zaman niye sordunuz? Ne gerek var? Tamam. Hayır, kırmızı şey, yakışıyor diye. Yakışır lütfen. Tabii ki. Yakışır. Öyle tabii. Bir şeyim yok biliyorsun. Tamam. Tabii. Getir Bedriye. Bedriye yakışır mı bana kırmızı? Çok yakışıyor. Acayip. Biliyorsun Sayın Valimiz geldiğinde de bunu giydirmişlerdi bana. Evet. O sizin önlüğünüz, başkasının değil. Tabii. Onun suyunu da sıkalım. Tamam. Yani enteresan bir yaklaşım. Yani size yakıştı, yapacak hayır, bir şey yok. Hayır, ben yani o şekilde düşünen bir insan değil. Bak Bedriye, görüyorsun değil mi? Hemen açıklamaya geçiyor. Evet. Hemen. Vallahi değilim yani. Hemen. Ne gerek var açıklamaya? Sen ilmik yapıyorsun. Ne gerek var açıklamaya? Lütfen. Evet. Evet, evet şanslısınız. Şöyle, ben yaşını tutar mısınız? Şöyle avucumu alayım ki sıkabileyim. Tamam. Daha iyi sıkmak için. Şimdi ne yaptım? Bulgurlarımı sıcak suda yumuşattım. Ne kadar koyacağım? Sadece bulgurun üstünü çok az bir tabaka geçeceksin kadar sıcak su koyuyorum. Bir soğandan şu kadar çıktı ya. Öyle, rendeleyince öyle oldu. Değil mi? Tabii, onun suyu bol çünkü. Evet, çok az çıktı. Evet. Ama sulu. Ama bak şefim, sen de bilirsin muhakkak. Hı hı. Bediye de bilir bunu. Yerli soğanımızda o kadar
Tabii ki. Su yok. Daha iyidir. Değil mi? Ama tam sıkamamışsınız. Yani inanın biraz daha sıksam bir peçete alabilir miyim Bediye? Suyu var biraz. Bak geliyorsun. İşte biraz daha fazla sıksam hiçbir şey kalmayacaktı. Evet. Neredeyse. Bir şey olmaz, kalmasın. Yeterli mi o? Yeter yeter. Peki. Şimdi soğanımızı da ilave ettik. Bunda işimiz kalmadı herhalde. Yok, yumurtayı kırar mısınız? Ben elimi sürmeyeyim, tamam. Bir daha elimi nereye, yıkamayayım. Evet. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Tekrar edeyim. Bulgurumuz, nohutumuz, bak ne kadar acı, hemen hissettirdi. Evet, şu anda hissettirdi. Bayağı soğan. Acımış. Evet. Tamam. Nohutumuz, rendelenmiş soğanımız, suyunu sıkacağız yalnız. Ardından kuru reyhan ilavesi yapacağım. Birazdan şunu yedireyim önce. Bir kaşık kuru reyhan ilavesi yapacağım. Evet. Yani isteyen bunu arttırabilir, azaltabilir. Biraz damak tadıyla alakalı reyhan. Şimdi köfte yapıyorsun değil mi? Yani şey, reyhanını koyuyorsun. Evet. Reyhanı dediğim senin gibi. Senin reyhan koyman çok ilginç ya. Yok, bunda güzel oluyor ama. Karpuz köfte yani, güzel. Yani onda da güzel olur da. Hakikaten çok güzel olur. Zaten bak sen karşısın belki ama. Yok, karşı değil. Harp yani. Hayır, şunu iri söyle. Köftenin yani harput köftenin gözüm ilacıdır. Gözüm sulandı yalnız. Evet. Değil mi? Hayır. Şunu demeye çalışıyorum. Hı. Şimdi harput köftemizde reyhanlı da var, reyhansız da var. O harput köfte reyhansız. Yok, yapılıyor. Bak patlıcanlı var. Tamam mı? Onda reyhan çok koyulmaz. Bedriye ama, sana danışıyorum. Danış Bedriye'cim. Şimdi patlıcanda, harput köftede pek reyhan koyulmaz. Patlıcanlı da olmaz. Patlıcanlı harput da, köfte. Ya of. Siz bilmeden konuşmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bilmeden konuşmayın. Çok biliyorsunuz. He? Evet. Ya Milat patlıcanlı Bey'in şey var. Harput köfte olur mu? Milat Bey'in şu özelliği oluyor. Oluyor tabii ki. Valla ben bilmem. Siz bilmeden bilmem. Konuşmayın işte. Peki. Eyvallah. İşte böyle bilmediğiniz şeyde diyeceksiniz harput ki bilmiyorum. Harput köfte, iri köftede patlıcan olmaz, reyhansız olmaz. Kesinlikle diyorum. Harput köftede iki çeşit vardır. Biri patlıcanlı. Onun farklı bir ismi vardır. Yani patlıcanlı, o yemeğin farklı bir ismi olabilir. Biri patlıcanlı Milat Bey, biri de ya. Reyhanlı. Peki. Tamam, reyhanımı da ilave ettim. Şimdi bu aşamada zaten tuzumuzu, evet, karabiberimize ekleyeceğiz. Bu arada mesajlarımız da gelmeye başladı. Sen onu şey yaparken şefim. Tamam. Ben okuyayım mesajlarımızı. Hayırlı yıllar Milat Bey. Huzur, sağlık ve mutluluklar dilerim. Mehmet Gündaş İstanbul'da. Mehmet Bey, hepimize, tüm ülkemize, tüm insanlığa hayırlı seneler diliyoruz. Mutluluk, huzur, sağlık her şeyin başı diliyoruz. İnşallah bireylere, insanlara ve memleketimize hayırlar getirir diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Bir başka mesajımız. Selamun aleyküm değerli Milat Hocam. Aleyküm selam. Sizin ve Fırat TV ailesine yeni yılı kutlu olsun. Hepimizin kutlu olsun efendim. 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalan 2020 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirir inşallah demiş. İnşallah hepimize. Yaşamınızda güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep sizinle olsun. Ne kadar güzel niyetleriniz var, çok dilekleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Bir mukabele hepimize diliyorum efendim. Hepiniz, size de olsun. Yeni yılınız sizlere ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Allah'a emanet olun. Elazığ eski il başkanı Mehmet Özçelik. Efendim hepimiz için aynı dilekleri tekrar ediyorum. Hepimiz için geçerli. İnşallah dediğim gibi vatanımıza, Elazığ'ımıza, memleketimize ve İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar getirir bu 2020 amin. Yılı. Değil amin, mi? Inşallah. Bir milat olur efendim inşallah. Savaşlardan, kötülüklerden uzak bir yıl olur. İnşallah. Kötü haberler almayız inşallah. İnşallah. Felaketler duymayız inşallah. Şu kadınlarımıza yapılan, değil mi? Kesinlikle. O işkenceler, o zalimlikler bir son bulur. Hele çocuk tacizleri, bunlara da aynı şekilde diliyorum. İnşallah son bulur bu tip olaylar. Biraz aklımızı başımıza toplayalım 2020'de. Amin. Şuradan bir kaşık alabilir miyim? Tuz oranına bakacağım. Tamam. Ayrıca şey, daha sonra... Şey, kaşık vereyim. Evet. Tamam. Buyurun. Daha sonra ne yaptım? Bir iki kaşık un ilavesi yaptım. Bir kase suyla birlikte... Yani elimi batırarak yoğurdum. Yoğurdunuz, evet. Hı-hı. Çok güzel yoğurdunuz. Reyhanlı çok güzel tamam, bir tuz oranı da iyi. Köfte harcı oluyor.
Bu kaşarlı köftemizde et yok değil mi şef? Yok. Et yok. Mukaşar var. Hani kara nohut dediğimiz şey zaten. Tekrar edelim mi? Tamam, ben elimi yıkayayım. Var efendim içerisinde. Bu, şimdi ilk başta baştan tekrar edelim lütfen. Ama. İlk başta. Evet, şu anda şeyde geldi ekranda. İnce bulgurumuzu ne yaptık? Yumuşattık sıcak suda. Ardından yapacağımız işlem mukaşar ya da nohut da tercih edebilirsiniz. Mukaşarı çok sevmiyorsanız ya da bulamadıysanız diyelim. Nohutu bir su bardağı haşlanmış nohutu onda da çektik ya da isterseniz onu ezin. İçerisine ilave ediyoruz, güzelce harmanlıyoruz. Evet. Ardından Milat Bey soğanı rendeledi, suyunu sıktı. Onu ilave ediyoruz, harmanlıyoruz. Yani tuzum var yani yemekte. Evet, ama hepsini ben yaptım demeyecek. Yok, demem. Çünkü bu sefer yapmadı. Ardından yumurtamızı ilave ettik. Reyhanımızı ilave ettik. Tuzumuzu, karabiberimizi oranlı bir şekilde ilave ettikten sonra bir iki kaşık un yeterli olacaktır. Bir kase su yanımızda olsun. Güzelce harmanlıyoruz. Ardından küçük küçük toplar yapacağız. Sonra içerisine böyle batıracağız parmağımızla. Çokken yapmayacağız yani. Hı? Hayır, çokken değil bu. Hatta tamam. Dur azıcık su biraz fazla koydum mu koyayım? Koyalım. Evet. Evet. Biraz daha tutsun değil mi? Evet. Evet, önce de. Bir yumurta koyduk efendim. Mukaşarımızı koyduk. Ufak bulgurumuzu koyduk. Mukaşar. Ben değil nohut mi? Koydum. Ama nohut koydu. İsterseniz ne? Mukaşar da, mukaşar asıl mukaşardır. Ama tercihe bağlı değiştirebilirsiniz diyoruz. Çünkü mukaşar nedir? Kara nohut olarak yorumlayabiliyorsunuz. Evet, tabii. Kara nohut. Evet, küçük şey olanları da işlenmiş olarak zaten önümüze çıkıyor. Peki ne yapacağız bunun aşamasından sonra? Haşlayacağız bunları. Haşlayacağız. Haşlayacağız. Daha sonra bir sosu var. Sosu için tereyağında domates salçası, biraz biber salçası ilavesi yapıyoruz. Ardından onu sote ettikten yani, sonra. Yani malzemeleri farklı olsa da değil mi? Fellah köfte gibi. Evet, fellah köfte gibi biraz. Evet, fellah köfte gibi yapalım. Yani onun gibi. Meyve. Sonra domates sosu olarak da domates rendemizi ilave ediyoruz. Ardından tuzumuzu, karabiberimizi, en son aşamada maydanozumuzu küçük küçük doğramış olacağız. Ve haşlanmış mukaşarlarımızı birleştirdikten sonra olacak bu kadar. Evet. Efendim bu arada değerli izleyenler, benim için de çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşım. Dün itibariyle İstanbul'da rahmet erdi efendim. Allah rahmet eylesin diyorum. Mehmet Hazar kardeşim. Benim çok kıymetli bir arkadaşım. Elin bir hastalık sonucu, ani bir hastalık sonucu bir beyin kanaması geçirdi. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, bizlere, arkadaşlarına sabırlar diliyorum efendim burada hepinizin huzurunda. Çok değerli bir insandı. İşte bir söz vardır ya, değerli ve kıymetli, çok sevilen insanlar fazla yakışamıyorlar. Allah'tan rahmet diliyorum değerli arkadaşıma, kardeşime. Amin. Hepinizin huzurunda. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Zor bir olay, genç yaşta. Artık kendimizi genç olarak nitelendirirsek değil mi? Genç oluyoruz tabii. O kadar orta yaşı geçtik ya, ama ki. Biraz 50'li yaşlarda kaybettiğimiz bir arkadaşımız. Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına. Kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Amin. Evet şefim. Şimdi köftelerimizi oluşturacağız. İsterseniz bunları siz yapın. Yok, hiç karıştırmayın. Ben de yalancı. Yani köfte harca. Yalancı işi köfte evet, yapmak ister misiniz? Ne yapacaksın söyle bana. Yoğurma işlemi olmasın. Önce bir şey yapalım, yumuşatalım onu. Tamam. Ondan ona da sonra başlayalım değil mi şefim? Evet, bir kenarda halledelim. Evet, bir malzemelerini görelim tekrar. Yalancı işçi köftemizin malzemeleri değerli izleyenler. Onları da şöyle bir görelim malzemeleri. Suyu ısıtalım şuradan. Evet. Açtık mı? Hı hı. Tamam. Şimdi ilk başta işçi köftemizin içi için ne yaptık onu söyleyelim. Lütfen. Soğanlarımızı küçük küçük doğradık. Rondodan çekmiyoruz ki acı olur çünkü istediğiniz kıvamı almayacaktır. Onu sana yağ ya da tereyağını tercih ederseniz erittikten sonra içerisine ekliyoruz. Tam soğanlar sotelemeden kıymayı ekliyoruz. Onunla birlikte güzelce soteliyoruz. Ardından biraz su ilavesi yapıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Suyla güzelce pişmesini sağlıyoruz. Daha sonraki aşamada teşekkür zaten... Teşekkür ederim Bedriyeciğim. Yapacağımız işlem tuzumuzu, karabiberimizi, kırmızı pul biberimizi ilave etmek, ardından cevizimizi ilave etmek ama cevizimizi ilave etmeden önce yağ oranına bakalım. Eğer yağ bizim için uygun değilse biraz daha margarin, tereyağı ilavesi yapabiliriz. Hatta orada ekstra tereyağı demişim. Neden içerisinin yağlı olmasını evet. istiyoruz. Onu ilave derler ediyoruz. Ya, çok amiyane tabirleri ne olur yanlış anlamayın. Bir Elazığ'ımızın bir tabiri vardır. Buradan da söylemek zorundayım onu. O yağı hani ne olur affedin beni ağza
işeyecek derler. Yani ağza yağ sızacak derler. Doğrudur. Öyle bir tabir vardır. Bak bunu efendim. Bilmiyordum. Böyle ısırınca yağın sızması lazım. Doğrudur. De. Bu Elazığ'ımızın bir tabiridir. Bunu söylememde ne olur beis görmeyin. Her şeyi söylemek zorundayız Elazığ'ımız tabii adına. Tabii ki. Evet. Daha sonra yağlı olması lazım evet. Yani. Evet. Daha sonra cevizimizi ekleyeceğiz. Yalnız biraz iri çekilmiş olsun ki dışa gelsin. dişe gelsin. Ardından yapacağımız işlem onu buzluğa atıp dondurmak. Tam tamam. Küpem düştü. Olur öyle şeyler. Kenarda kalsın. Evet, şuraya bırakalım. Tamam. O tam donmadan elle şekil alabileceği zamana gelince onu güzelce yuvarlaklar halinde yapıyoruz. Ve orada donduracağız. Buzlukta şu an tabii dondular. İçinin oluşması lazım. Donması İçi. Rahat koyulabilmesi için. Evet. Şimdi dışı için. Evet, içli köfte mesela bazı illerde de içli köfte yapılır elbette. Hı hı. Mesela Güneydoğu'da yapılan içli köftelerde içerisinde iç yağı koyarlar. Hı hı. Biliyorsun değil mi? İç yağı zaten çok lezzetli evet, yapar. Evet, iç yağı koyarlar ama biraz fazla, bir de büyük olur onlar içli köfteleri biliyorsun. Ağır kaçar. Evet. Yani biz öyle düşünürüz Elazığlılar. Onlara zevk alabilirler elbette. Aslında yerseniz hani bizde de içli köftemize yağ koyabiliriz. Tabii, iç yağı çok güzel olur. Kuyruk yağı çok güzel olur. Biraz ağır olur diye düşünüyorum. Tercihe bağlı. Tabii tercihe bağlı. Yani onun oranı kaçırmadığınız müddetçe çok ağır olmayacaktır. Tabii. Oran önemli. Çok önemli o. Bunu da söylemekte fayda var. Tabii ki. Koyan yerlerimiz de insanlarımızda var. Özellikle Palu yöremizde değil mi? Karakurçak, evet. Kovancılar taraflarında evet. iç yağı da koyarlar. Tabii ki. Diyelim. Bence burada zorlanmazsınız. Bunu yapabilirsiniz. Neyi? Bunu. Hiç ona karıştırma beni. Yani. Kakalamaya çalışıyor şu anda Şevim bana. Dışını ben yapacağım o yüzden. Şimdi bunu ıslatıyor muyuz? Isıtıyoruz. Isıtıyoruz. Bulgurumuzu. Yarmamızı, bulgurumuzu birlikte ıslatıyoruz. Evet. Yani yarma bulgur oranını ne kadar koyacağım derseniz İşi eğer. İşi köftenin dışı efendim. Evet. Şimdi 400 gram için söylüyorum. Bir kase ince bulgur, yarım kase yarma ya da yarmayla ince bulgur oranını biraz değiştirebiliriz. Yarma oranı ne kadar fazla olursa o kadar iyi tutar. Çok teşekkür ederim. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ederim. Şefim. Bitmedi yalnız. Devam edelim. Tamam. Tuzla birlikte ısıtacağız ya da tuzu sonra da ekleyebilirsiniz. Ardından yapacağımız işlem unu oranlı bir şekilde ilave edip tutmasını sağlamak. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra birleştirme işlemi yapacağız. Evet. Efendim bir mesajımız var, onu da okuyayım müsaadeniz ile. Demiş ki, Milat Bey yeni yılın kutlu olsun, başarılarınızın devamını diliyorum. Şu an programınızı izliyoruz, gurbetteki Elazığlılar Veysel Gökırmak. Efendim sizlere de hayırlı seneler diliyorum, yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza, hemşerilerimize. Onların da yeni yılı kutlu olsun, mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirin inşallah. Ama her yılda bir defa, en az bir defa memleketinize uğramayı unutmayın. İzninizi burada kullanmayı tavsiye ediyorum. Elazığ'ımızı ziyaret etmenizi rica ediyoruz. Buradan hepsinize küçüklerin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepsine hayırlı seneler diliyorum inşallah. Evet. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir sene geçiririz. 2020'den mutlu bir çok ümitliyim. Yıl diliyoruz. Keza 2019 ülkemiz adına değil mi? Memleketimiz evet. adına hoş bir sene geçmedi. Ne spor adına, yani programımız adına bir şikayetimiz yok şükürler olsun. Ama memleketimiz adına hoş bir sene olarak geçmedi düşünüyorum. İnşallah 2020'den ümitliyiz. 2020 daha iyi geçer. Cenab-ı Allah'ın takdiri elbette hepimiz için. Temennimiz bu yönde. Senin nasıl geçti 2019 mesela? 2019 biraz yorucu oldu, biraz stresli oldu. 2020 inşallah iyi geçer, daha iyi olur. Senin için de o kadar iyi bir sene olarak geçmiyor. Yani kötü bir sene değil ama biraz yoğunluktan kaynaklı muhtemelen biraz yorucu geçti diyelim. Evet, doğru. En azından. Yani ülkemiz adına ekonomik açıdan. Ekonomik açıdan zaten kötü bir seneydi. Çok kötü bir sene. Yani onun dışındaki kısmı yorumluyorum. Evet, inşallah hayırlara vesile olur 2020. Amin. Diyorum. Sizin nasıldı tam olarak? Hiç yani evet yani şükürler olsun. Program adına ekonomik anlamda o kadar bir sorun yaşadığım söylenemez. Ama tabii ki insanların sıkıntıları, çevremizin sıkıntıları, vatanımızın, memleketimizin sıkıntıları bizi birebir ilgilendiriyor. Tabii ki. Bunun için pek huzurlu, mutlu geçirdiğimizi söyleyemeyiz. İşte dediğim gibi 2020'den daha ümitliyiz. Tabii inşallah. ki inşallah.
Yani her sene bu ümidimiz var. Umarım bu sene bu gerçekleşir diyelim. Evet. Yani ülkemizin bir ekonomisi değilim elbette. Bir finans uzmanı da değilim. Ama ülkemizin bir an önce üretime geçmesi gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle öyle. Çünkü bir ülkenin en güzel şekilde kalkınabilmesi için, en iyi şekilde kalkınabilmesi için üretim yapması gerekiyor. Bizim topyekün ülke olarak her, yani ne iş yapıyorsak, değil mi? Onu da biraz daha üretime yönelmeliyiz. Yani her şey tüketim değildir. Üretim olmadan zaten tüketim tabii gerçekleşemez. Yani biz laf vardır ya, hazıra dağ dayanmaz. Tabii ki. Biz o hazırları tükettik gibime geliyor. Bir an önce artık üretim tekrar kalkınmak zorundayız. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bak mesela Atatürk'ün şu sözü çok güzeldir. Türk milletinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur çalışmaktan başka. Çok doğru. Kesinlikle. Evet, çalışmalıyız, üretmeliyiz. Ne iş yapıyorsak, biz programcıyız, program yapıyoruz değil mi? Daha üretken olmalıyız. Atıyorum bir marangoz daha üretken olmalı. Daha fazla üretim yapıp, yani iş olacak üretsin elbette ama biraz daha gayret göstermeli, kendine yeni pazarlar oluşturmalı. Kesinlikle kendini öyle. Kendini daha çok tanıtmalı. Otomotiv sektöründe inşallah güzel şeylere doğru gidiyoruz. O işte ülkemizde yeni bir arabamız TOK biliyorsunuz. Üretime başlandı. İnşallah en kısa zamanda seri üretime de geçecek. 2020'de mi net satışlar 2022'de olacak? 22 miydi? Evet. Onu merakla bekliyoruz. Evet, hepimiz de bekliyoruz. Buradan da çok değerli iş adamı, arkadaşım, kardeşim Bursa'da Hasan Şişli. TOK'tan mesela 10 tane hemen sipariş vermeye şey yaptı. Çok güzel. Buradan da selamlarımı gönderiyorum güzel kardeşime. İşte ekonomiye katkıdır. Katkıdır. Her birimiz bu anlamda çalışıp paramızı kazanıp kendi yerli malımızı, değil mi, tercih etmeliyiz diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. En azından hani kendimize faydalı oluyor. Evet. Tamam, hani ithalat da olacak ama ilk başta bir ihracat olması gerekiyor. Belediye, eline sağlık, kahven çok güzel olmuş bu arada. Harika bir kahve yapmışsın. Her zaman güzel yaparsın tabii de. Bedriye'mizin her şeyi güzeldir. Evet. Peki, sizin planlarınız var mı 2020 için? Yani yapmayı düşündüğünüz? Belli başlı. Elbette ki. Şimdi 2020'ye girdik malum. Evet. Programımızda siz, izleyicilerimiz için, kendimiz için, memleketimiz adına yenilikler elbette ki düşünüyoruz. Değil mi? Hı hı. Yeni yeni konuklar, yepyeni uzmanlar aramıza katmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız da var. Sizler de bizi yönlendirin lütfen. İstekleriniz doğrultusunda da konuklarımız alalım. Yani ben biraz bunlara hassasım, dikkat ediyorum. Yani doğalgaz faturaları geldi, insanların cebini yaktı, atıyorum. Geçen gün biliyorsunuz doğalgaz tasarrufu nasıl yaparız diye uzman aldık. Bu tip konularda kendi sorunlarınız hakkında bizi yönlendirirseniz bizler de bu anlamda daha faydalı, daha faydalı olmaya çalışırız. Çünkü bu programlar topluma hizmet etmek adına yapılan programlar değerli izleyenler. Bizler de sizlerin İlgi alanları konusunda konuklarımızı almaya çalışıyoruz, uzmanlarımızı almaya çalışıyoruz. Sağlık konusunda, efendime söyleyeyim, hukuki konularda, değil mi? Kesinlikle. Güzellik konusunda, bakım konusunda hanımlarımız özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda inşallah şöyle Şubat'tan sonra yine doktorlarımızı da aramıza alacağız. Hastalıklarımız konusunda sorunlarımızı dile getireceğiz. Nasıl çözümleri, muayene yöntemleri vardır, onları konuşacağız. Hastalıklar konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız bu arada. Ama tabii dediğim gibi sizler de bizi yönlendirirseniz konukların anlamında çok mutlu oluruz. Biliyorsunuz pazartesi günü yepyeni, yeni meslek dallarına da eğiliyoruz değerli izleyenler. Evet. Mesela doğum, çocuk ve hamilelik fotoğrafçısı. Ben yeni öğrendim bu mesleği. Çok eğlenceli bence. Çok güzel bir meslek. Evet. Tabii Zülfiyar'a dokunmadıkça. Ahlak çerçevesi içerisinde harika bir meslek diye düşünüyorum. Bazı kesinlikle şeylerin de, katılıyorum. Şeyini, cılkını çıkartmamak lazım. Değil mi? Elbette. Aydın görünmek adına, medeni görünmek adına, medeniyet demek değil yani ahlaksızlık. Her şeyin bir sınırı lazım var tabii ki. Tabii.
Yani toplum gelen, değerleri çok önemli bizim için. Yani gelen hanımefendi de zaten bunları belirtti. Onları dikkat ettikleri çerçevesinde. Ki öyle olmasaydı zaten tutulmazdı. Çok doğru. Çok güzel çalıştığını evet, eminim. Evet, yani aklı başında bir hanımefendiydi. Medya Hanım. Evet. Buradan da kendisine böyle bir mesleği. Çünkü yeni bir mesleği Elazığ'da icra etmek, bilinmedik bir mesleği icra etmek inanın kolay bir olay değil. Büyük cesaret isteyen bir teşebbüs. Zor ama pazar payı yüksek oluyor. İnşallah. İnşallah öyledir. Bol kazançlar dileriz herkese. Domatesleri rendeleyin. Evet. Domatesi rendeleyelim. Üç tamam. Tane bir rendeleyin bakarız. Üç tane rendeleyeceğiz. Şöyle. Şimdi ben... Enlemene değil mi şey yapalım? Evet, o şekilde doğrayın. Rendelemek daha kolay olur öyle. Bence de. Şimdi ben ne yaptım? Burada mı? Evet. Yarmamla birlikte ince bulgurumu da ıslattım sıcak suda. Yumuşadı. Tamam. Şimdi onları bir harmanlıyorum. Yanattın, onunla birlikte evet. Tutturacağım. Tabii tuzunu atmamıştım ben. İlk başta unuttum. Biraz tuz attım. Tekrar atıp tadına bakacağım. Tuz oranına dikkat ediyoruz. Tuz oranı eğer iyi olmazsa dağılma riski fazladır. Onu söyleyelim. Her çok zaman doğru, belirtiyoruz. Şefim, tuzu unutmak normal. Yani telafisi var. Tabii. Ama fazla tuzun telafisi kolay yok, kolay ki. Telafisi olmuyor. Yani yüzden... yapabileceğimiz işlemler oluyor ama bir yere kadar. Çok evet, aşırısını işte fazla kolay kurtaramazsınız. Olmuyor. Evet. Evet, şimdi biraz un ilavesi yapacağım. Suyla birlikte yoğuracağım. Tabii ki sonradan Milat Bey yoğurmadığı için ben rondoyla yapacağım. Yoksa siz yoğurursunuz Milat Bey. Ya ben de iş yapıyorum yani şefim yani bak. Ne yapıyorsunuz? Domates rendeliyorum, soğan rendeliyorum. O zaman değil mi? Şöyle aklımı yapalım. Yenmesin yani. Onları değerli ben izleyenler. Yapayım, siz bunu yapın. Bak işte. Bak işte öyle oluyor. Hep konuşmak daha fazla kolaymış. Milat Bey diyor rondo ne işe yarar, gücümüzü de yapalım falan. Şimdi ama yoğurmuyor. Aslında odur ya. Yani yoğurun inan. O zaman. Neyi? Yoğurun. Yoğuruyorsunuz işte. Hayır, sizin gücünüz daha fazla. Ah. O kadar çiğ köfte yoğurun yoğurun, gelin bunu yoğurmayın. Hakikaten bir gün bir çiğ köfte yapalım ya. Samimi olur. Söylüyorum. Ama bu işin uzmanlarına yaptıralım tabii. Olur olur. Elbette biz de yaparız ama bu işin uzmanları... Çok daha güzel yapıyorlar. Aa, ben çok güçlü olmadığım için bir konuda bir saat yoğuruyorum. O evet. Yüzden tabii ki uzmanları daha vallahi iyi yoğuracak. Uzmanları da bir saat yoğurmalı. Ya tabii ki. Öyle ama... yalandan bir çiğ köfteyi ben hiçbir zaman... Ya tabii ki su katmayacaksın. Hiçbir su, şekilde efendim, olmayacak. Su, efendim işin kolayını bulmuşlar. Biliyorsun Adıyaman'da bazı yörelerde... Suyla yapıyorlar, buzla buz yapıyorlar. Tabii. Yani geçen gün çok kıymetli bir sanatçı kardeşimiz gelmişti. Yılbaşı için Elazığ'ın değerli otellerinden birinde sahne alacaktı efendim. Evet. Urfalı kendisi. Onunla da sohbet ettik. Dedi ki Urfa'nın çiğ köftesi bir başka. Kardeşim dedim bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen de bana katılacaksın emin ol dedim. Abi söyle dedi. Ben dedim ki evet. Çiğ köfte Urfa'da çıkmıştır. Eyvallah hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ben de kabul ediyorum. Evet. Bunun maddi ölçüde kazancını Adıyaman kazanır. Ama en güzelini de Elazığ yapar. Abi Elazığ'ınkini yemedim. Hemen yedirelim dedik. Hakikaten de beğendirdik Urfalı'ya. Çiğ köftemiz efendim buradan da selam olsun kendisine. Demek ki güzel yapıyoruz ki beğenmiş. Evet. Elazığ'da hakikaten çok güzel yaparlar. Bunu da bir günde ama siz yoğurun. Menşeyi Urfa'dır. Ya onu bunu her zaman kabul kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle bunu ama aksine kimse iddia etmesin. Herkes kendi yöresine göre evet yapıyor diyelim. Bir günde siz yoğurun yapın. Valla yaparız niye yap ya? Ama bunun için uzmanlarına yaptırmamızda fayda var. Ya tabii ki o ayrı. Ben o kadar uzman olduğumu iddia etmem çiğ köfte konusunda. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalışırım. Ama öyle suyla, efendime söyleyeyim, yağın zoruyla, yok, buzla falan yoğurmam yani. Onu da söyleyeyim. Öyle olmaz. O kolaylık oluyor biraz. Evet. Bir tuz oranına bakacağım tabii ki. Şefim, bu mevsimin domatesleri çok sulu olur biliyorsun. Evet. Değil mi? Lezzetsiz, böyle biraz susuz, lezzetsiz. Suni bir domates diyeyim. Evet. Yaz domatesi gibi olması mümkün değil nihayetinde. Tabii ki. Olduğu kadar yapacağız diyelim. Ama. Ne oldu? Düştü. Ha, elinize bir şey olmasın yok. Da.
Şunları, domatesin posasını düşürdük. Çoğunu tamam. Almıştık yani. Olur öyle şeyler. Şunu bir alırsanız bir de bıçak. Şimdi ben bunu artık rondodan çekeceğim gerisini. Rondomuz neredeydi? Evet. Geçeceğim rondo. Burada mı? Teşekkür ederim. Gençler sizlere yardım ediyor musunuz evde? Bıçağını alabilir miyim? Bekarız herhalde hepimiz. Sizler, yani ben kendim adına söylemiyorum da. Hmm. Anneye falan zaman zaman yardım eder misiniz yemekte? Ha? Bazen. Ya utanılacak bir şey değil bu erkek için. Yani bence çok güzel bir şey. Yani. Görüyorsunuz Milat Bey yapıyor. Vallahi yaparım. Zevkle de yaparım yani. İnanın. Siz de yapın tabii ki. Doğru da kalırsa yapıyormuş. Yok yok öyle demeyin. Nedir? Mutfak eğlencelidir ama ya. Hakikaten çok eğlencelidir. Bence de katılıyorum. Mesela ben burada bir şeyler yaparken sizi unutuyorum. Farkındayım. Milat Bey ne konuşmuş? Konuk ne anlatmış? Hiç. Böyle bazen şey olur ya. Senin bir anda dikkatini çeker, ilgi alanındır. O zaman bir fark ediyorum ne konuştuğunuzu. Farkındayım. Evet, bunun başı nerede canım? Ha buradaymış. Oo, burada, bayağı burada. Bir su çıkmış. Tamam. Şöyle. Üç tane demiştiniz değil mi? Üç tane, dört. Evet, yeterli olur. Değerli izleyenler, sizler de sohbetimize katılabilirsiniz efendim. Fikirlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Biliyorsunuz ekranlarımızın sağ alt köşesinde WhatsApp numaramız var. Oradan mesaj yoluyla bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Milat Bey her zaman böyle göremiyorsunuz. Göremezsiniz. Tabii. Bak görüyorsunuz. Sakız gibi çekiyor. Değil mi? Köfteyi de böyle yapıyorlarmış. Yapılmaz. Çiğ köfte o elin lezzeti geçmesi lazım. Elle yoğurmak daha iyi. Tabii. Yapıyorlarmış ama. Yapsınlar. Hiç denemedim. Evet şöyle. Yoğur bakalımız. Şuraya alıyorum. Evet. Şimdi domatesi nereye koyacağız? Domates birazdan sosa kenarda biraz kalsın. Tamam. Şöyle. Bayağı sulu oldu. Görüyorsunuz sakız gibi çok güzel çekti. Asitli olması köpürmesinden belli oluyor değil mi? Tabii ne kadar ki. Asidi var domatesin. Tabii. Bazı yaralarda böyle o iltihaplı yaralarda patlasın diye değil mi şey yapsın diye. O iltihabı çıksın diye domates basarlar. O asitten dolayıdır genelde. Evet. Değil mi Bediye? Aa ciddi olamazsın. Milat Bey'den güzel bilgiler. İşte hayat tecrübesi bunlar efendim. Evet. Her bir tecrübesi güzeldir. Tecrübeye önem vermek lazım. Domates çok güzel sökücüdür bu konuda, iltihap konusunda. Başka ne yorumlarınız var? Her konuda bize verebileceğiniz bilgileriniz. Her zaman anlatıyoruz biliyorsunuz. Hayatın içerisinde olan şeyler. Bu arada kahvemi unutmuşum Bedriye. Çok güzel olmuştu ama. Şimdi dinlenme zamanı Milat Bey. Kaç dakikamız var gençler? 3 dakika. Eyvallah. Evet. Şimdi neler yaptığımızı şöyle bir tekrar edelim şefim. Tamam. Bu kaşerli köftemiz efendim. Bakalım hatırlıyor musunuz? Ne evet, yaptık? Bu kaşerli köftemize değerli şefimiz içerisine efendim. İnce bulgurumuzu köfte, yumuşattık sıcak suyla. Nohut, normal nohut koydu ama bu kaşer yani siyah nohut koymasını tavsiye ederiz. Rondodan çektik. Evet, rondodan geçirerek haşlanmış nohutu içine evet koydu. Ufak bulgur. Reyhanımız. Bana reyhan koydu. Bana soğan. Rendeledik. Rendeleyip suyunu onun suyunu sıkıp koyduk. Yumurtamız. Yumurtamız bir adet tuzumuz, yumurta koyduk. Karabiberimiz. Ve tuz koyduk. Karabiberimizi ve koyduk. Ve unumuzu evet tutsun diye değerli şefimiz güzelce bıraktık yoğurduk. Ve yoğurduktan sonra düğme şeklinde. Felak köftesi şeklinde. Evet, düğme şeklinde de düğme diyebiliriz. Şeklinde, evet. Yaptık. Şu an haşlıyoruz. Düğme şey Zeki Müren'in göbeği. Şekeri vardır ya. O da güzel. Evet. Şeklinde
eskiden çok iyi biliyorum. Yeni nesil pek bilmez. Tabii doğrudur. Değil mi? Belli Hanım sen bilirsin. Eski derken. Ceyhan'a de takılayım çok biraz. Çok ayıp, çok ayıp. Ayıp değil tabii. Hatırlar tabii ki. Bizden kadar dev masada yaşı. O da bilmesi lazım. Sosu efendim için. Sosu için. Ne yapacağız onu ben söyleyeyim. Lütfen. Şimdi tereyağı, az bir zeytinyağı ilavesi yapacağız. Ki her zaman tereyağı lezzetli olur diye yapıyoruz. Domates biber salçasını soteliyoruz. Ardından domates rendelerini domates sosu olarak evet kullanacağız. Onu içine ilave edip soteledikten sonra en son aşama küçük küçük doğranmış maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Evet. Ve haşlanmış köftelerimizi ilave ettikten sonra sunuma hazır hale getiriyoruz. Tamam. Afiyetle yiyeceğiz. Evet. Bir de ne yaptık şefim? İşçi köftemiz. Ama yalancısı. Yalancı işçi evet köfte. Dilersen evet onu da reklamdan sonra. Olur. Böyle kısa bir araya gideceğiz şimdi değerli izleyenler. Olur. Reklamlarımızdan sonra onun neler yapıldığını baştan tekrar ederiz. Tabii işçi ki köfte, yalancı işçi köftemizin malzemelerini ve nasıl yapıldığını tekrar. Çünkü dünden bir hazırlık aşaması tabii yapıldı. Onları da konuşuruz. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra değerli izleyenler, çok değerli hukukçumuz, avukatımız Ahmet Faruk Çikioğlu üstadımız bizlerle birlikte olacak. Hukuki konularda sorunlar yaşayanlar, merak ettikleriniz varsa WhatsApp yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve reklamlara gidiyoruz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Biliyorsunuz ilk bölümümüzde, ekranlarını yeni açanlar için şöyle bir tekrar edelim. İlk bölümümüzde diş hekimimiz, Mizgin hocamız, Mizgin Karagöz bizimle olacaktı. Maalesef bir taziyeden dolayı dedesi rahmetli olmuş. Buradan da tekrar başsağlığı diliyoruz kendisine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Aramızda olmadı. Biz de şefimiz de yemek yaptık efendim. Bugün yemeğe yardımcı oldum ben de. Birazdan günün menüsüne için döneceğim kendisine. Bu arada ikinci bölümümüzde biliyorsunuz ilk bölümde de söyledim. Çok değerli hukukçumuz, avukatımız Ahmet Faruk Çikioğlu üstadımız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref ya verdiniz. Teşekkür ederiz. Senenin ilk gününde evet ilk programımız. İlk programı. 2020'nin ilk programı diyelim. Evet. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. 2020 yılının tüm insanlığa, Türk İslam alemine, şehrimize, ilimize, kanalınıza, arkadaşlarınıza, ailelerinize, herkese sağlık, mutluluk, hayırlar, başarılar getirmesini temenni ediyorum. Cem-i cümlemiz diyelim. Amin. Evet, sizlere de hakeza bir mukavele aynı dilekleri sunuyoruz Sayın Hocam. Gerçekten 2019 zor bir yıl geçti ülkemiz evet adına. Evet. İnşallah 2020'den çok ümitliyiz. İnşallah. İnşallah güzel işler olur. Hocam işte bu kadın şiddeti, kadına şiddet, efendim, çocuk istismarı. Bunlar bir nihayet bulur, son bulur inşallah. Tek dileğimiz bu yani şeyden. İnşallah. Sizler de bir hukukçu olarak çok karşılaşıyorsunuz eminim. Çok oldukça. Milat olsun inşallah 2020. 20. Değil mi? Katılıyorum bu dileklerinize. Değil mi hocam? Her türlü şiddete karşıyız elbette. Sadece kadına değil ya da çocuğa, istismara değil. Her türlü şiddete ve istismara karşıyız muhakkak ki. Bir nihayet bulur, aklımızı başımıza toplarız toplum olarak. Temennimiz bu yönde. Değil evet, hocam? Hepimiz. Evet. Şöyle bir döneceğim hocam, müsaadeniz varsa bir yemeğimizi şöyle bir ne yaptığımızı şefimizle bir istişare edelim. Değerli izleyenlerimiz, ekranlarını yeni açanlar için de bir yeni yemeğimizi söyleyelim. Efendim bugün mukaşerli köftemiz var, bir de yalancı içli köftemiz var. Mukaşerli köftemizin malzemeleri şöyle pencereye gelsin ve şefimizin ne yaptığını tekrar bir öğrenelim. Evet, mukaşerli köftemiz için ne yaptık? İnce bulgurlarımızı sıcak suda yumuşattık. Ardından nohut, haşlanmış nohut ya da mukaşar dedik. Aslında mukaşardır ama tercih edenler nohut da kullanabilir dedik. Onu da rondodan çektik bir su bardağı ya da iki su bardağı orana göre. Daha sonra onu da ilave ediyoruz. Yumurtamızı
Rende soğan suyu sıkılmış olacak. Onu ekliyoruz. Ayrıca reyhanımızı ufalıyoruz. Onu ekliyoruz. Damak tadımıza göre bir kaşık dedik. Ama bunu arttırabilir, azaltabiliriz dedik. Tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettik. Güzelce harmanladık. Ardından unumuzu ilave ettikten sonra böyle düğme şekli verdik. Yuvarlak yapıp parmağımızı batırdık ve tuzu da haşladık. Ben farklı bir yorum yapmıştım. Onu evet, evet. Zeki Müren'in göbeği şekli. Öyle derler ya hocam, sizler de bilirsiniz. Duymuştum o var. Eski şekerleri, Zeki Müren'in evet. Göbeği şekerleri vardı efendim, o şekli vererek. Biz de evet. Sizden duyduk. Şimdi sen, tabii ben bilmiyordum. Yetişmemiş olabilir değil mi hocam? Yaş itibariyle. Evet. Evet. Daha sonra ne yapacağız sosu için? Sosu için tereyağı, az bir zeytinyağı ilavesiyle biber salçası, domates salçası oranı biraz daha fazla olacak. Onu soteleyeceğiz. Domates rendemizi ilave ediyoruz. Onu soteledikten sonra maydanozlarımızı küçük küçük doğramış olacağız. En son aşamada onu katıyoruz. Haşlanmış köftelerimizi ilave ediyoruz ve sunuma hazır hale getiriyoruz. Evet. Sosunu ilave ediyoruz evet, zaten. Hazır ediyoruz. Bir deneyimiz vardı değerli izleyenler. Yalancı İşli köftemiz var efendim. Onun da tencere içerisinde rejimizden rica edelim. Alsınlar ve neler yapıldığını. Çünkü bir gün öncenin hazırlığı var içi için. Tabii ki. Onunla beraber şefimiz izah etsin. Şimdi içi için ne yaptık? Margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz dedik. Hani ucuza kaçmak adına margarin koyuluyor genelde. Ya da tereyağı falan tarzı kullanılıyor. Onu eritiyoruz. Ardından soğanlarımızı küçük küçük doğramış oluyoruz. Onu soteliyoruz. Yani soğanlarımızı tam sotelemeden kıymamızı ilave edelim. Çünkü tam sotelersek kıymamızla birlikte yanacaktır. Ardından kıymamızı güzelce o şekilde sotelemiş, pişirmiş olacağız. Biraz su ilavesi yapıp kapağını kapatıp daha güzel pişmesini sağlayacağız. Tuzumuzu, ardından tuzumuzu, karabiberimizi ve kırmızı pul biberimizi damak tadımıza göre ilave ediyoruz. Ve yapacağımız işlem zaten iri çekilmiş cevizleri koymak dedik. Ama iri çekilmiş cevizleri koymadan önce yağ oranına bakalım. İstediğimiz gibi mi? Biraz yağ fazla olması gerekiyor bildiğimiz gibi. Evet. Eğer istediğimiz gibi değilse biraz şu tereyağı. Bu yağ süzülecek. Değil mi hocam? Evet. Tereyağı, margarin ilavesi yaparak sonlandırıyoruz ve cevizlerimizi koyup bir karıştırdıktan sonra kapatıyoruz. Buzluğa atıyoruz bir kalıba koyduktan sonra. O elimizle şekil verebilecek kıvama gelene kadar orada kalsın. Çıkardığı zaman yalnız şey yapalım. Böyle kalıbımızı da elimizle birazcık ezelim. Çünkü yağları bütünleşsin. Birazcık farklı noktalarda olacaktır. Ardından yuvarlaklar yapıyoruz ve buzluğa atıyoruz. Şekil bu. Yuvarlaklar evet. Yaptık. Daha sonra dışını yaptık. Fındığın biraz daha büyüğü şeklinde işler oluşuyor. Evet, evet. Dışı için yapacağımız işlem yarmamız, bulgurumuz dedik. Vermiş olduğumuz oranda bir kase ince bulgur, yarım kase ya da çeyrek kase yarma ya da yarma oranını arttırabilirsiniz. Ve yarmayı daha çok arttırırsanız tutmasını daha çok sağlayacaktır. Yalancı iş. Evet. Ya tuzumuzu o aşamada ya da çıkardıktan sonra da yapabiliriz. Sıcak su ilavesiyle onları da yumuşatıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Unumuzla birlikte tutana kadar una ilavesi yapacağız. Hani bunun oranını söyleyemeyeceğim net olarak. Yani muhtemelen yani 3-4 kaşık falan yetecektir tepeleme şeklinde. Bir kase su ile birlikte güzelce yoğuruyoruz. Tabii ben kolaylık olsun diye rondodan girişini çekiyorum biliyorsunuz. Ardından bir 5-10 dakika dinlendirelim ki hamurumuz biraz sertleşsin. Daha sonra da zaten içle dışı birleştiriyoruz, haşlıyoruz. Tereyağı ilavesi yapacağız. İsterseniz salçalı da yapabilirsiniz. Fındık büyüklüğündeki içi ceviz büyüklüğünde şeklinde dışıyla birleştiriyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Değil mi? Evet. Çok güzel işi köftemiz. Haşlıyoruz sonradan üzerine tereyağı sosu. Tereyağı. İsterseniz salçalı sosla birlikte salçalı de pişirmeniz mümkün. Normal işi köfte gibi ya da yalancı köftede de değil mi? Yani tereyağı yalancı diğer işi köfte de yapılır. Bu zevke bağlı. Zevke bağlı evet. Tabii nasıl tercih edersiniz? Biliyorsunuz biz Elazığ'da işi köfteyi haşlayarak evet. Tüketiriz. Evet. Hani başka yörelerde, başka şehirler, işi köftelerinde bir kızartma işlemi de yapılıyordu. Biz Elazığ işi köftesi için söylüyoruz. Hı hı. Haşlama yöntemiyle evet. Tüketiriz. Peki çok teşekkür ederim şefim. Ben teşekkür ellerine ederim. Sağlık diyorum şimdiden. Kolay gelsin. Sağ olun. Size. Evet hocam tekrar 2020'nin ilk programında hocamızla biliyorsunuz geçtiğimiz iki hafta hocamızla değerli hukukçumuz Ahmet Bey'le, Faruk Çikioğlu Bey'le avukatımız tüketici haklarını ele aldık ki önemli bir konu. Hatta böyle iki hafta geçti ama hala bitiremedik evet. Çünkü birçok unsuru göz önünde tutmamız gereken bir olay tüketici hakları. Ben bu hafta da işlemek istedik hocamızla öyle bir karar verdik.
Hocam tüketici haklarının ne olduğunu şöyle bir kısa tekrar geçiniz. Sonra hem benim sorularım oluyor malum. Sizin o anlattığınız o güzel konuyla ilgili, konulardan ilgili cımbızla çekip size yardımcı olmaya çalışıyorum. Değerli izleyenlerimizin sorularını biliyorsunuz size yöneltiyoruz. Buyurun, tüketici hakları nedir? Milat Bey, bildiğiniz gibi dünyada yaşayan herkes ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, iletişim malzemesi, elektronik eşya, evlerinde, ofislerinde, iş yerlerinde kullanmakta oldukları zaruri, zorunlu her türlü alet, edevat diye tanımlayabileceğimiz, somutlaştıracak olursak buzdolabı, televizyon, bilgisayar, yazıcı, faks, cep telefonu, masa, sandalye, otomobil, her türlü gelebilecek, tüketim. Evet, tüketime arz edilen her türlü üründen kaynaklanan problemleri, imalat hatalarını, montaj hatalarını, malzeme hatalarını, bütün bunlardan kaynaklanan tüm sorunlarda tüketici hakları devreye giriyor. Tüketicinin, yani bu ürünleri satın alınmış ve kullanmakta olan kişilerin, benim, sizin ve herkesin haklarını korumaya yönelik tüketici kanunu çıkartılmış. Onun altyapısı yönetmelik olarak hazırlanmış. İllerde tüketici hakem heyetleri, ilçelerde de tüketici hakem heyetleri oluşturulmuş kanunla, yönetmelikle. Oluşturulan bu tüketici hakem heyetleri olsun, illerdeki, ilçelerdeki hakem ama heyetleri... Ama sınırlandırılmış. Evet. Miktarlar ölçüsünde ürünlere. Parasal sınırlar ölçüsünde il ya da ilçelerin yetki sınırları belirlenmiş. Aldığı üründen dolayı bir sorunla karşılaşan tüketici diye adlandırdığımız bizler, siz, biz hepimiz... Bu sorunun giderilmesi anlamında, evet, teşekkür ederim. Sorunun giderilmesi anlamında kendisine en seri müracaat yollarını masrafsız bir şekilde başvuruda bulunmak suretiyle problemine, aldığı ürününe çözüm buluyor. Özellikle tüketici hakem heyetlerinde mevcut olan, var olan matbu kağıtlar, hiçbir şey olmadı. Basit bir A4 kağıdına iki satır kendi aldığı ürününü, arızasını, defosunu belirtmek suretiyle müracaat eden kişi, müracaatına aldığı ürünün faturasını, irsaliyesini, sipariş fişini, ödeme belgesi tarzındaki bilgi ve belgeleri eklemek suretiyle müracaatını yapıyor. Evet hocam. O müracaatı üzerine tüketici hakem heyetleri üretici ya da satıcı firmaya o başvuran tüketicinin dilekçesini gönderip yasal süre içerisinde cevap vermelerini istiyor. O üretici ya da satıcı firmanın, bayinin vermiş olduğu cevapları da birlikte değerlendirmek suretiyle bir karara varıyor. Eğer ürünün imalat hatası, montaj hatası şeklinde bir arızası varsa o zaman tüketiciyi haklı buluyor. Evet. Bir karar veriyor. O kararı alan tüketici icra dairesine müracaat etmek suretiyle hakkına kavuşmak isteyebileceği gibi. Haklı olduğu belgeyi eline alarak. Evet, evet. Üretici, satıcı, bayi diye adlandırdığımız firmalar da bunun tam aksini, kendi ürünlerinin hatalı olmadığını, imalatlarının yasaya, yönetmeliğe, standartlara uygun olduğunu, montajlarında da keza herhangi bir hata bulunmadığı iddiasında iseler, onlar da kendi savunmalarını yapmak amacıyla mahkemede dava açabiliyorlar. Netice itibariyle mahkeme yargılamayı yapıyor, tarafları dinliyor, delillerini değerlendiriyor ve teknik bir konu olması nedeniyle her konunun uzmanı, bilir kişilere o ürünü, satış faturasını, irsaliyesini, ödeme dekontunu sunmak suretiyle o sahasında uzman olan bilir kişiden rapor alıyor mahkeme. Rapor alıyor, o rapor doğrultusunda kararını veriyor. Bu karar çok büyük ihtimalle tüketici, yani satın alan kişinin lehine çıkıyor. Lehine çıkıyor, tabii, evet, tabii. Bir ürün... Toplumu koruma adına. Kesinlikle. Bir ürün
hatalı çıkmamışsa, bir cep telefonu düzenli bir şekilde çalışıyorsa, bir satın alınan otomobil düzenli bir şekilde çalışıyorsa, fabrikasyon bir hata yoksa, herhangi bir arıza da vermemişse, tüketici neden bunun iptalini istesin, ürünün yenisini istesin ya da bedelini isteyebilsin ki? Evet, bu gibi hatalarda mahkemeler bilirkişi incelemesi yaptırmak suretiyle hatanın üründeki fabrikasyon hatası olup olmadığı ya da kendi elemanlarının yaptıkları bir montaj esnasında malzemeyi yanlış yere taktıklarını, yeterince montajın gerektirdiği eylemsel davranışları gerektiği gibi yapmadığını, bu nedenle işte bir basit bir civata olur, bir somun olur, bir vida olur, bir dubel olur, herhangi bir hata nedeniyle o ürün boşa çıkabilecekse, defolu olabilecekse, mahkeme bilirkişinin bu konudaki gerekçeli görüşünü almak suretiyle karar veriyor. Verilen bu kararı tüketici, mahkemelerin icra organı olan, yerine getirme organı olan icra dairelerine sunmak suretiyle satıcı firmadan, bayiden, fabrikadan o ürünün kararda yenisiyle değiştirilmesi yazılmışsa yenisiyle değiştiriyor. Bu araya girebilir miyim? Tabii. Çok özür dileyerek. Çünkü anında sorulması gereken bazı sorular vardır ya. Diyelim ki çıkan kararı mahkemenin vermiş olduğu, evet, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı, evet, tüketici ya, evet, da üretici, evet, benimsemedi, kabullenemedi. Evet. Temiz yola çık mı? Yani yeni bir karara gidilebilir mi? Çok güzel bir soru. Değil, evet, mi? Binat Bey. Gerçekten temiz var mıdır bu? Çok sık karşılaşılan bir konu. Temiz var. Orada da sınırlama getirilmiş. Miktarla sınırlamış. Her yıl 31 Aralık'ta bir sonraki yılın, mesela örnek verecek olursak 2020 yılının yeniden değerleme oranı dediğimiz kıstas, bir önceki yılın 2019 yılının 31 Aralık'ı itibariyle belirlenmiştir. Resmi gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Evet. Mesela bu yıl için bu yeniden değerleme oranı %22,58. %2020 için mi? 2020 için. Belirlenmiş bir miktar. Belirlenmiş. Ya bir yıl öncesinden mi belirleniyor? Yıl sonundan mı belirleniyor? Bir önceki yılın kapanış günü itibariyle resmi gazetede yayınlanmış oluyor. Eyvallah. Genelde 22, 23, 25, 27, 28 gibi yayınlanır. %21. 22,58. %22,58. Evet. Çok güzel. Belirlenir. Resmi gazete ona atıf yapar. Der ki 1-1-2020 tarihinden itibaren bu oranlar geçerli olacaktır. Bu artırımlar geçerli olacaktır. Genelde mahkemelerin harç oranları da böyle belirlenir. Temiz edilebilecek miktar sınırlamaları da belirlenir önceden. Bu yıl için rakamın ne olabileceğini tam hesap yapmadığım için bilemiyorum ama yaklaşık şunu söyleyebilirim. 2019'daki kesinlik, yani temiz edilemezlik sınırı 3.350 lira civarında bir rakamdı. Buna %22,58 ilave edilmek suretiyle bulunacak rakamın 4.000 küsürlerde olduğunu düşünüyoruz. 4.200-4.300, evet, gibi. Yani bunun amacı da bu belirlemenin amacı da yüksek mahkemeleri meşgul etmemek. Etmemek. Bravo. Evet. Yani evet, çünkü yani öyle çok cüzi miktarlardaki mahkemeleri miktarlar için yüksek mahkemeleri rahatsız etmemek. Değmesi gayet lazım tabii, yani o mahkemenin toplanmasına. Tabii ki nihayetinde vatandaşın müracaatını mahalli mahkeme değerlendirmiş. Bir hakim değerlendirmiş, bir bilirkişi görevlendirmiş. Bilirkişiden rapor almış. Hakim de gerektiğinde bilirkişiyi dahi duruşmaya çağırmak suretiyle hem tüketicinin hem üreticinin temsilcisi genelde bir avukat oluyor. Onların sorularına cevap alacak tarzda sözlü soru da yöneltebiliyor bilirkişiye. Bilirkişilerin açıklaması doğrultusunda kararını veriyor. Evet. Bu karar iki türlü olabiliyor. Eğer o her yıl için belirlenen rakamın üzerinde bir miktar söz konusu ise, örneğin 7.000 liralık bir cep telefonundaki hata nedeniyle böyle bir dava yoluna gidilmiş ise, mahkemenin verdiği kararı beğenmeyen taraf, yanlış olduğunu düşünen taraf,
temize, yani yeni adıyla istinafa götürebiliyor İstinaf kararı. Mahkemesi. Evet. Evet. Bir daha yeniden incelenmesi, delillerin değerlendirilmesinde bir hata yapılıp yapılmadığını, verilen kararın hukuka, toplanan delillere, yargıta, içtihatlarına uygun olup olmadığını denetliyor. Nihai kararı üst mahkeme veriyor. Veriyor. Evet. Bu arada bunun için bir sorun daha var. Tabii. Özür dileyerek hocam. Ne demek? Affınıza sığınarak zorlamış olmayayım sizi. Şimdi bir mahkeme ücreti eğer çubuktan vermiyor ise, yani baronun hizmeti değil ise. Değil. Evet. Bu yüksek mahkemeye, yani istinaf mahkemesine başvururken de bir masraf ödüyor mu mahkemeye başvuran? Ya tüketici olur, üretici olabilir. Evet, tabii her ikisi de olabilir. İstinaf yoluna başvuran taraf gerekli harçları öder. O harçlar hacı vardır çok yani. Yüksek değil. Evet, var. Çok yüksek değil. 300 liraya yakın bir maktu masrafı var. Artı. Eğer miktarla orantılı 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 lira bedelli bir ürün söz konusu ise biz buna ürün diyoruz. Tüketicinin sarf ettiği ürün diyoruz. Onun da harcı var ama yüksek bir rakam değil. Değil mi? Yüksek bir rakam değil, evet. Binde 17.5. Evet. Şimdi bu istinaf mahkemesinin kararı da kati karar olur değil mi? Evet, kesin karar olur. Onun da üstü olur. Bir şeyi yoktur artık. Var, şöylesine var. Yargıtay'ın da bir sınırı var. Yani istinaf mahkemesi mesela bu yıl için, geçtiğimiz dün itibariyle sona eren 2019 yılı için Yargıtay'a müracaat sınırı 55 bin liranın üzerinde değer taşıyan her türlü ürün, malzeme, araba, onda bir sınır telefon, olmuş. Her neyse. Tabii onda da bir sınır var. Yargıtay'ı da gereksiz küçük miktarlı davalarla meşgul etmemek. Bir yerelde bir hakim inceliyor. Örnek Elazığ'da bir tüketici hakimi bir kararı eni konu inceliyor. Tarafları dinliyor, bilirkişiye müracaat ediyor, bilirkişiden raporunu alıyor, bir karar veriyor. O karara karşı istinafa gidiliyor. İstinaftaki heyet halindeki mahkeme bu incelemeyi yapıyor. Bir karar veriyor. Şahıs onu da beğenmiyorsa Yargıtay'a, yüksek yargıya müracaat edebilmesi için ona bir sınırlama getirmiş. Geçen yıl dediğim gibi bu rakam 2019-31 aralığa kadar 55 bin lira idi. Bu da yeniden değerleme oranında artırıldı. %22,58 artış yapılmak suretiyle 68 bin lira civarında bir bedelin üzerinde değer taşıyanların Yargıtay'a kadar taşınması, götürülmesi. Temizin üstü. Evet, son temiz, nihai temiz dediğimiz yere müracaat hakkı çok doğmuş durumda. Çok teşekkür ederim. İnsanların merak ettiği soruları şey yapmaya çalışıyorum değerli izleyenler. Yani bunlar önemli konular. Evet. Özellikle de işte 3. haftaya sarkıtmamızdaki kasıt da bu. İnsanların kafalarında soru işaretleri kalmasın istiyorum. Bu arada anlattıkça da Sayın Avukatımız bu mesleğe karşı ilgimi daha da hukukçumuz Ahmet Bey gerçekten Faruk Bey'in şeyi daha hocam ben niye avukat olmamışım diye üzülüyorum. Valla gecikmiş sayılmazsınız. Değil mi? Bu yaştan sonra vallahi da başlayabilirsiniz. Vallahi söylüyorum. Ben oldum olası sevdiğim bir meslek dalıdır hukukçuluk. Ama çok değerli Ahmet Farukçıkoğlu'nun sayesinde, avukatımız sayesinde bir kez daha ilgimin ne kadar olduğunu keşfediyorum. Estağfurullah. Olabilir miymişim hocam? Neden olmasın? Neden olmasın? İyi bir avukat olur muydum bilemiyorum ama herhalde olur. Kesinlikle. Çünkü şey de var ya hani bir dil olayı. Dil var, diksiyon var, hitabet var. Hepsi de çok var. Çok teşekkür ederim. Sizlerden bu ilgileri duymak benim için ayrı bir zevk hocam. Estağfurullah. Şimdi Sayın Hocam. Hani ilçe mahkeme heyetleri var ya. Evet. Onların bir her yıl için belirlenen bir şeyi var demiştiniz. Rakam var. Rakamı var. Evet. Yani o limitleri var onlarda da. Evet. Bu 2020 limitleri de yine aynı şekilde. Aynı oranda aynı arttı. Oranda artar. Evet. 22.58. 22.58 oranda artış uygulandı. Onu da 5.500 liraydı. İlçeler için müracaat sınırı aynı oranda artırıldı. Şu anda belki hesaplamamış olabilirsiniz. Hesaplamadık, evet. Daha yeni girdik. Çok normal. Ben o yüzden onun miktarını öğrenmek istemedim şimdi. Ama önceki yılın kişileri daha önce söylemişti değerli avukatımız, hukukçumuz. Şimdi Sayın Hocam sorularımız da geliyor ama bu hafta içerisinde çok kıymetli bir izleyicimiz ve benim de sosyal medyadan da arkadaşım. Evet. Yani tanışmıyoruz bile bir ama
bana sosyal medyadan arkadaş olduğumuz için o şeyden bana bir mesaj atmış hocam. Evet. Bu mesajın niteliğinde şöyle bir durum var. Nasıl? Bir dolandırıcılık söz konusu. Bunu özellikle size sormamı rica etmiş benden. Ben müsaadenizle ben telefondan onu okumak istiyorum. Tabii. Aynen onun tabiriyle biraz şey yapacağım efendim. İsmini vermeyeceğim tabii ki elbette. Ama mesajını da sizlere okuyacağım. Telefonumdan hemen şöyle bir açayım. Evet. En baştan alıyorum sayın hocam. Tabii. Bayağı da uzun yazmış. Affınıza sığınarak zamanımızı alacak ama kusuruma bakmayın. Abi demiş, bir sorum olacak. Yayında bu sorumu sorabilir misiniz? Yeni tanıştığım bir kıza demiş. Bir tane çeyrek altın ve 300 TL verdim. Evet. Bunları vermemin sebebi kız bana birbirimizi tanıyalım. Evlilik için ona göre karar verelim. Tamam dedim. Fakat 11 gün içinde kendisinden bahsederken babasının almış olduğu altın bileklik var. Onun dediğine göre bunu satıyor. Ama babasından gizli olduğunu, sizin için sadece annesi biliyormuş efendim bunu. Evde babası bilmiyormuş bu durumu. Sanırım. Evet. Evde babası bilmiyor, bana anlattı. Ben de tamam dedim. Ardından ailesi beraber olduğumuzu bilmiyor. Beni ailesine hocam diye tanıtıyor. Evet. Annesi arıyor, altın için yardım edebilir misin diye. Tamam dedim diyor. İnşallah olacağım dedim diyor. Ben bu altını aldım, kendisine verdim. Evet. Fakat kız, araştırdığımda kızın sevdiği olduğunu öğrendim. Siverek'te asker olduğunu öğrendim demiş. Kız bu sevdiği çocuğa bana kuzenim diye söylüyor. Ama işin aslı, çocuk bu kızı seviyor, bu da çocuğu. Ardından kız kuzenimin yanına gitmek istiyorum, çok hasta diyor. Doğu garajından ben bu durumu anlatırken aramızda tartıştık diyor. Evet. Yolcu ederken bir tartışma yaşamışlar. Kızın yakasından tuttum, durumu anlattım. Ya paramı verirsin ya da umurumda değil, seni polise veririm dedim diyor. Evet. Bana altını fırlattım diyor o tartışma esnasında. Ama öyle bir şey yüzüme ya da etrafıma görmedim. Aracın hareket etmesine 5 dakika kala yanına gittiğimde alnımdan ve kalbimden öperek geldiğimde bu konuşacağız demiş. Evet. Durumu anlatacağım diyerek bekledim. Akşam saatlerinde devamında kendisine sorduğumda gittin mi dediğimde hayır. Diyarbakır'da halamlara gideceğim dedim diyor. Diyarbakır'da iniyor. Orada bu çocukla birlikte buluşuyor. Akşam 5'te kendisine sorduğumda neredesin dediğimde hocam eniştem arabaya bırakacak. Yola çıkınca seni ararım diyor. Ben de sınır ve öfkeyle kendisine polise gelip seni alacağım. Bunun hesabını vereceksin. Sen de o çocukla ikiniz de dünyanın kaç bucak olduğunu göreceksiniz. Polise gittim. Şikayette bulundum. Fakat kimse beni dinlemedi. Evet. İlgilenmedi. Ertesi gün numune karakoluna gittim. Beraber bu kızın yakasından tuttum diye bunu darp olarak söyleyen komiser beni suçlu olarak gördü. Günümüzde böyle durumlar komiser beye dediğine göre darp sayılıyormuş. Onu dinleyen polis emniyet beni dinlemeden şikayetten sen zararlı çıkarsın deyip şikayetten vazgeçirdi beni. Evet. Bu durumda ne yapmalıyım ya da ne yapmamalıyım? Savun avukatımız Ahmet Faruk Çikoğlu Bey'e sizden yardım edebilir misiniz demiş saygılarımla. Estağfurullah. Biraz uzun anlatmış, ayrıntılı anlatmış. Affınıza sığınıyorum. Mesele anlaşılmıştır bizim açımızdan. Evet hocam. Zaman zaman karşılaşılabilen türden vakalar bunlar. Olay çok net aslında. vatandaş karakolda bu tür bir muameleye maruz kalmış ise Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti yapabilir. Karakola şikayet yapmak mecburiyetinde değil. Ancak
Karakoldaki yetkililer, komiser, polis, her kimse olayın yatışması anlamında sen zararlı çıkarsın tarzında bir davranış sergileyerek adı geçeni şikayetten vazgeçirmişler gördüğüm ama kadarıyla. Ama nihayetinde onlar bir hukukçu değil. Değiller, tabii ki değiller. Ancak yakadan tutmanın darp olması mümkün değil. Bunun mesafesi, sonrasında devamının gelip gelmediği, gerçek amacının hiç ne olduğu... İşte uygulanıp uygulanmadığı. Gayet tabii, evet. Bütün bunların ortaya çıkması gerekir. Erkek yönünden suç oluşabilmesi için. Ancak ortada şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Bir erkek eğer bir kadına, yani şöyle diyelim, birlikte çıktığı, flört ettiği, konuştuğu, arkadaşlık yaptığı diye adlandıralım biz buna. Bir hediye vermişse, hediye de tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıyla orantılı ise, bu verdiğiniz örnekte bir çeyrek söz konusu. Bir 300 TL para. Evet, evet. Akit söz konusu. Evet, günümüzde dolandırıcılık için rakamsal bir sınırlama yok ancak verilen hediyenin niteliği bir çeyrek altın, işte 475-80 lira civarında bugünlerde altındaki hızlı artışı da dikkate aldığımızda 475-80 lira civarında artı 300 lira para. Dolandırıcılık kastı... 750 liraya tekabül ediyor. Evet, dolandırıcılık kastı olup olmadığını mahkeme tayin edecektir. Cumhuriyet Savcısı belirleyecektir. İki tarafı dinledikten sonra, ilişkinin boyutu ortaya çıkarıldıktan sonra o 300 liranın ve çeyrek altının alınması, erkekten istenmesi esnasında özel bir çaba sarf edilmiş, bir yalan uydurulmuş, bilahare geri verileceği söylenmiş tarzında gelişmeler varsa ve buna rağmen bunlar yapıldıktan sonra erkek kıza altınla 300 lira parayı verdiği halde bilahare geri alamamış ise bunu geri alabilir şikayet yapmak suretiyle. Ama işin bir başka boyutu, arkadaşına bir jest yapmış, bir ihtiyacını görmüş tarzında bir değerlendirme olabilecek ise o zaman dolandırıcılık boyutu, yani. Evet, yardım yapmışsa amaçlı, dolandırıcılık boyutu olmaz. Alacak vereceğe döner. O zaman Cumhuriyet Savcısının yetkisi olmaz. Hukuk mahkemelerinde dava açmak suretiyle kız arkadaşına verdiği 300 TL ile bir çeyrek altının borç olarak, yanlış anlamayın, verildiğini ispatlamak suretiyle alacağına kavuşabilir. Şimdi hocam, bu durumlarda bir ispat, çünkü bir evrak söz konusu değil. Evet. İspat neye göre şey olur, belirlenir? Şöyle, miktar itibariyle şahit dinlenebilir. Evet. Böylesi bir olayda. Çünkü ikisinin toplam bedeli 750 TL civarında bir rakam. Evet. Demin belirttiğimiz temyiz sınırı 3500 lira olan bedele kadar her türlü alacaklar. Her türlü delille ispatlanabilir. Yani şahit de dinlenebilir. Bu parayı, 300 lirayı ve çeyrek altını kimin yanında verdin, kim gördü? Varsa bir gören, bilen, onları dinletmek suretiyle alacağını ispatlama yoluna gidebilir. Evet. Gidebilir. Yani sadece bu izleyicimizin bu anlatımıyla olayın dolandırıcılık olduğunu söylemek mümkün değil. Bir de tek tarafı dinliyoruz elbette. Tabii ki, bir de karşı tarafı dinlemek lazım. Belki o hepten inkar edecek ya da bana hediye olarak verdi, arkadaşıydım, hiçbir şekilde borç olarak vermedi. Biliyorsunuz, borçlar kanununda ve Türk Ticaret Kanunu'nda hükümler var. Bir paranın borç olarak verilirken, ya ben bu 1000 lirayı sana borç olarak veriyorum ama benim de elim sıkışık, ihtiyacım var. İşte Ocak ayının 30'unda almam lazım, o gün çekim var, senedim var, falan yere ödemem var, taksitim var tarzında bir argüman geliştirir parayı veren kişi. Ya da şunu der en azından, hiçbir şey geliştirmese, ne zaman geri vereceksin? Ya da borç isteyen kişi der ki 15 günlüğüne bana bir 1000 lira lazım, 15 gün sonra işte maaş alınca vereceğim ya da bilmem ne olunca vereceğim tarzında. Bunlar borç alacak ilişkisi doğurur. Onun dışında borç olarak alındığına ilişkin hiçbir kelime sarf edilmeksizin bana bir çeyrek alır mısın, verir misin, 300 lira da para lazım, verir misin dediğinde onun
arkadaşlık mertebesi de düşünülürse borç olmaktan ziyade hediye de düşünülebilir. İşte onun varlığı, koşulları iki tarafın dinlenmesiyle ortaya çıkabilecek şeyler. Şuradan diyebilir miyiz hocam şunu? Yani karakoldaki bir memurun sözüyle, yani onu zaten yanlış ifade etmiş diyorsunuz, yakadan tutmayın bir darp olmadığı. Kesinlikle. Şiddetinin çok önemli olduğu. Evet. Değil mi? Sizin bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabilirsiniz bu konuda. Tabii ki. Diyelim değil mi hocam? Tabii başvurabilir. Sonraki değerlendirmeyi ilgili savcı yapacaktır. İki tarafı dinleyerek olayın gerçekten bir dolandırıcılık olup olmadığını, dolandırılması için dolandırıcılık olayının maddi ve hukuki belirtileri olacak. Çok doğru. Belirtiler olacak. Onu Cumhuriyet Savcısı iki tarafı dinleyerek ortaya çıkacak, çıkaracak. Aldatma unsuru ağır basıyor mu? Ne demiş de o parayı almış? Zorlama unsuru var mı? Cebir var mı? Aldatma kullanılmış mı? Yalan yanlış bilgi verilmiş mi? Yani soruyu soran izleyicimiz bu meramını Cumhuriyet Savcısına aktarabilir. Biz tabii değerli izleyicimizin yazdıklarıyla nitelendirebiliyoruz olayı. Evet, değil tek mi taraflı. Tek taraflı. Bu savcılıkta çok daha ayrıntılı ele alınacaktır. Kesinlikle. İki taraf dinlenerek bir çözüm bulunacaktır. Ben bir asistan olarak hocama yardımcı olayım. Efendim, ayakkabı aldım demiş. Tabanı düştü. Evet. Aldığım firmaya götürdüm. Top oynamışsın dedi. Hatayı kabul etmedi. Bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ayakkabıyı da 5 gün önce almıştım. Evet. Spor ayakkabısı ile top oynamak yasaklıdır. Ne yapabilirim? Sayın Avukat Faruk Çikioğlu Bey'e sorar mısınız? Bekir Erdem. Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etmesini tavsiye ederim. Orada Ticaret ve Sanayi Odası'ndan, belediyeden, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nden, Elazığ Barosu Başkanlığı'ndan toplam 7 kişilik bir kurul var. O kurulun içerisinde esnaf var, belediye yetkilisi var, Ticaret Sanayi Odası yetkilisi var, avukat var, mühendis olan kurum başkanı var şeklinde belli yaşın üzerinde olgun kişiler var. Bunlar o ürünün gerçekten üretim hatası olup olmadığı konusunda bilirkişi dahi dinleyebiliyorlar. O ürünü satan, ürün tarzında ürünler satan bir başka mağaza yetkilisini çağırmak bilir suretiyle kişi. Üzerinde, evet, o ayakkabı üzerinde fiili inceleme yapmak suretiyle nasıl bir tahribata yol açtığını, işte pençesinin düştüğünü, yok topuğunun düştüğünü, benzeri hataların fabrikasyon hata olup olmadığı, üretim hatası olup olmadığı konusunda fikir verecek açıklamalar yapıyorlar. Tüketici Hakem Heyeti de o doğrultuda kararını veriyor. Şimdi Sayın Hocam, burada bir sorum olacak. Benim şahsi sorum. Tabii. Hani aklıma geldikçe soruyorum. Sizlerin de merak edebileceğini ya da olur ha, az da olsa başımıza gelecek olaylardan biri olabileceğin için. İhtimaldir, şimdi, olabilir. İnternet üzerinden alışveriş. Evet. Bazı ürünleri yurt dışından, evet, yurt dışı menşeili firmalardan, evet, temin ediyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Bunlar yurt dışından geliyor kargo, evet, yoluyla bizlere. Ücretini onların şeylerine, evet, hesaplarına, yurt dışına, dolar üzerinden ya da euro üzerinden, evet, döviz üzerinden yatırıyoruz. Evet. Bu tip durumlarda tüketici hakları, evet, ne ölçüde mahkemesi devreye girebilir? Güzel bir şöyle, soru bilmiyorum. Çok güzel, çok ilginç. Tüketici mahkemeleri... Yurt dışı mahkemeleri bu. Evet. Türkiye'deki mahkemeler bu konuda yetkili değil, onu söyleyelim. Evet. Evet. Benzer şeyleri biz de sık sık görüyoruz. Türkiye'nin ismini vermeyeceğim, en büyük giyim sektörü çok eski. Sahibi de yabancı kökenli bir Türk vatandaşı, babadan oğula. En pahalı ürünü satan, koleksiyon ürünü imal edip satan en pahalısı. Bu ürünün, işte ben kendim bizzat izledim. İki adet gömlek işte şöyle diyor, 119 TL. Giriyorsunuz internetten, menşei Bükreş çıkıyor. Bükreş. 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 O firma İstanbul'da, fabrikası da İstanbul'da. Şu dönem itibariyle indirim sezonunda, ona bakıyorum, orada indirim başlatmış. Diyor ki, iki adedi indirimli 399 TL. Evet.
İkisi arasında zaten 1'e 3 fark var. Yurt dışı menşeli ürünlerden dolayı ilimizdeki ya da Türkiye'deki tüketici hakem heyetleri yetkili değil. Evet. Zaten yetki kanunda belirlenmiş. Üretim orada. Evet. Üretim, satış. Satış da oradan geliyor. Oradan geliyor. Ürün belki Türkiye'de bir depoları olmuş olabilir. Evet. Türkiye'de bir depoları olmuş olabilir. Bir bağlantıları olmuş olabilir. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, evet, herhangi bir yerde ortakları olmuş olabilir. Çok doğru. Ama resmi menşesine baktığınızda internetten sipariş... Yani ticari sicil belgeleri Bükreş ya da, evet, yurt dışı. Diye. Evet. O tür davalar zaten açıldığı zaman davalının ikameti mahkemesi, satıcının ikameti mahkemesi, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yazılı olduğu adresin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili oluyor. Evet. Bükreş Mahkemesi bizim ikili anlaşmamız olması lazım. O tür yollara girmek çok pahalı bir yargı yolu oluyor. Süreci. Davayı açabilir ama netice alamaz. Çok doğru. İstediği neticeye ulaşamaz. Bunun konuda o yüzden yerini mağdur etmekte her zaman fayda var. Kesinlikle. Diyelim, çünkü muhatabımız ülkemizde oluyor. Her anlamda da yerini malını tüketelim. Kazancımız ülkemizde kalsın, değil mi? Tabii ki. Kendi ürünümüzü kullanalım. Hocam işin içerisine gidince benim de aklıma çok ilginç sorular gelebiliyor böyle. Faruk Bey demiş. Yaklaşık 10 yıl önceki bir icra dosyası halen E-Devlet'te görülüyor. Evet. Bunun gibi dosyalar Nesil E-Devlet icra dosyası sayfasından kaldırılır. Saygılarımla Metin Uğur, Ankara'dan bize ulaşmış. Evet, doğrudur. Genellikle borç ödenmiş olmasına rağmen alacaklı ile borçlu arasındaki borç alacak ilişkisi bitmiştir. Evet. Borçlu borcunu ödemiştir, alacaklı avukatına icra dosyasına yatırmamıştır. Evet. Yatırsa sistem onu otomatik olarak kapatıyor zaten. Alacaklı bildirmemiştir. Ve alacaklı ödediği için alacaklı bildirmemiştir. Onun da sebebi genellikle dosyanın kaldırılabilmesi, E-Devlet'ten görünmüyor hale gelebilmesi için resmi olarak kapanışının yapılması lazım. Onun için de bir harç ödenmesi lazım. Tahsil harcı dediğimiz, feragat harcı diye de hukukta adlandırılır. O kime düşüyor peki o harcı yatırmak Sayın Hocam? Tahsil... Feragat harcı borçlunun ödemesi gereken bir rakamdır. Evet. Tahsil harcı alacaklının ödediği bir rakamdır. Genellikle bir borç bittiği zaman vatandaş zaten o borcu ödemekte zorlanıyor. Zar zor diyelim 50 bin lira borç var, ödedi. 2500-3 bin lira da harç ödemek istemiyor. Diyorlar ki alacaklı taraf ya da avukatı genellikle vatandaşa o paran varsa... Ver, dosyayı kapatalım. O paranın yoksa adam da diyor ki ya ben bu parayı zor buldum borcu ödemek için. Bir de icraya %5'e yakın, %4,55 lira oran. Yani 100 bin lirada 4455 lira harç ödüyorsunuz ki dosyanız kalksın. Evet. Alacaklı ödediğim 50 bin lirayı zor oradan buradan buluşturdum, tedarik ettim de ödedim. Bir de devlete 4500 mü ödeyeceğim, bunun yolu yok mu, telafisi nedir diye soru geliştiriyor borçlu haliyle. İsterseniz. O zaman alacaklı taraf ya da avukatı diyor ki, kardeşim bir yıl sonra icran otomatik olarak düşecek. Ben sana bir yazı vereyim. Benim senden hiçbir alacağım kalmamıştır falan icra dosyasından dolayı. İşte o yetmiyor. O yetmiyor. Eğer izleyicimiz bunu amaçlayan bir soru sorduysa, borcunu ödediği halde... 10 yıl geçmiştir. İşte borcunu ödediği halde E-Devlet'te görülüyor 10 yıllık bir dosyam diyorsa, iki sebebi olabilir. Borç ödenmiştir. Feragat harcı ödenmemiştir. Borç ödenmemiştir. Alacaklı taraf her yıl dosyayı yeniliyordur. Yani dosyada bir talepte bulunuyor falan. Bir yıl daha zaman kazanıyor. Evet. Evet, peki, evet. Teşekkür ederim. Evet, servisimizi yapalım. Zamanımız da az kaldı. 3 dakikamız kalmış. Ben de bu araya bir soru yetiştireyim. Hay hay. Yemeği tadarken. Milat Bey, ben yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Eksik olmayınız. Sayın Çikioğlu'na sorum. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, evet, sahtekarlık aldı başını gidiyor. Ayakkabı istiyorsun, emzik geliyor. İnsanlar mağdur. Bundan kargoların üzerine düşen bir yaptırım yok mu? Paketin içini sorgulayamıyorlar mı?
garantisini sağlayabilirler mi? Teşekkür ederim. Bu da önemli bir konu hocam. Çok güzel bir soru. Çok sık karşılaşılıyor. Evet. İstenilen ürünün dışında farklı bir ürün geldiğini görüyorum. Demin izleyicimizin bahsettiği gibi. Maalesef bu konuda kargo şirketinin herhangi bir yükümlülüğü yok. Onun yapması gereken herhangi bir yükümlülük yok. Ürün ambalajlı bir şekilde teslim ediliyor. Kargo şirketinin görevi onun boyunu, ebadını, uzunluğunu, yüksekliğini, genişliğini ve kilosunu... Kapalı olduğu için bir kimlik evet, olmuyor. Evet, tabii onu açmak zorunda değil. Böyle bir şey görevi yok. Dolayısıyla kargo şirketi bundan sorumlu tutulamıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim, estağfurullah. Şöyle bir yemeklerimizi bir tadın ne olur. Biz hay de hay. Değerli şefim ellerine sağlık. Oh, şu köfte. O ne içine var? Ne bu? Hah, bir şükür. Ben de böyle merak ettim. Efendim. 2020 yılının ilk programını çok değerli avukatımız, hukukçumuz Ahmet Faruk Çükeoğlu ile gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konuyu ele alıyoruz. Birçok insanı ilgilendiren, tüm insanlığı ilgilendiren bir konuyu ele alıyoruz. Tüm tüketicileri, hatta üreticileri de evet, haklarını da dile getirmeye çalıştık bugün. Tabii sorularınız hani yetişmemiş olabilir. Sonra da başka konuyu ele alsak dahi bu soruları bize yöneltebilirsiniz diyelim. Tabii ki. Ben huzurlarınızda değerli hocama çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine asistanlık yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince inşallah muvaffak oluyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Milat Bey. Efendim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim. Ne demek. Efendim bugün de bize ayrılan sünenin yine sonuna geldik. 2020'nin ilk programında. İnşallah ikinci programı, üçüncü, beşinci de yapacağız. Allah kısmet eder ise, manik eder, vermez ise. Tekrar tüm izleyenlerimize, tüm insanlığa, tüm vatanımıza, milletimize hayırlı seneler diliyoruz. Her şey gönlümüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzur içerisinde vatanımızda yaşayalım istiyoruz efendim. Biz yarın Allah kısmet ederse dediğim gibi 15'te yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın.